Günaydın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhaba. Günaydınlar. Her şey yolunda mı? Günaydın. Güzel haberler alıyoruz. Yavaş yavaş hayatımızda kontrollü bir normalleşme başlıyor. Günaydın. Günaydın, selamlar. Bildiğiniz gibi dün yapılan açıklamalarla birlikte artık yavaş yavaş kontrollü. Sizi de efendim, sizi görmek çok güzel. Biz hep buradayız ama biliyorsunuz ki sürekli olarak canlı derslerimiz devam ediyor. Uzaklaşmış olanlar artık bilemem. Yapılan açıklamalara göre 1 Haziran itibariyle artık yavaş yavaş herkes işinin başına kontrollü, dikkati kaybetmeden devam edecekler. Bu durum oluştuğu için tabii ki bu platformdan yapmış olduğumuz derslerde bir güncelleme gerçekleştirilecek. Bu güncellemeyle birlikte bu kadar yoğun bir ders programı biraz daha sadeleştirilecek diye düşünüyorum. Dün biraz sohbet ettik Vakıf Yoga Vakfı grubunda. Çok yakında size gerekli olan bilgiler zaten ulaştırılır. Ama bu rutin birazcık daha azalacak. Çünkü zaten bu kadar fazla olmasına gerek kalmayacak bundan sonra. Herkes işinde gücünde. Burada ama şöyle bir durum yakalandı. Artık burada en azından günde bir defa, belki de iki defa, akşamında, sabahında, yani günde 5 tane, 6 tane değil de bir tane, iki tane olabilecek şekilde dersler. Zoom'a hiç katılamadınız. Niye katılamadınız? Çok aslında basit bir kurulumu var. Havva. Denemeniz lazım. Biraz niyet, biraz daha böyle çaba gerekiyor gibi görünebilir ama aslında çok kolay. Yeni katılıyorum, çok mutlu oldum. Zoom'da mı? Hangisinde? Peki, biz de hani bugün artık belki de hani böyle rutin olarak yapmış olduğumuz derslerin işte düzenlemeden önceki sonucu diyelim. Her hafta karşınıza, yani belki de saat 12'leri ortadan kaldıracağız. Çünkü 12'de evde olmamız diye bir durum söz konusu değil. İşler açıldıktan sonra, stüdyolarımız açıldıktan sonra. O yüzden de bir güncelleme olacak. Şunu söyleyebilirim. Cuma günleri saat 12'de yaptığım son ders diyebilirim sizin için. Çünkü anlattığım sebepten dolayı. Umuyorum şimdiye kadar yapmış olduğunuz derslerde gerçekten fayda görmüşsünüzdür. Biraz olsun bir küçük bir renk, bir küçük tat katmışımdır. Yoga Vakfı olarak da çok güzel bir duruma, bir enerjiye imza attığımızı düşünüyorum. Şimdi buradan da bütün Adnan hocamız başta olmak üzere Yogi Baba Adnan, herkese çok çok bu anlamda emeği var. Herkesin ellerine sağlık, yüreğine sağlık. Bence çok birbirini görmeyen birçok insan bir araya geldi. Ve herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. İyi de bir şeyler oldu. Ve artık böyle yavaş yavaş değil mi hareketlendik. Dışarıya dün ben şöyle bir çıktım da. Ben hep dışarıdayım bu arada. Hiç eve girmedim ama stüdyolarımız kapalı olduğu için sürekli ev ve işte bir yerden bir yere dolaşma halinde olduğumuz için görüyorum ki normalleşme oluşmuş. Yani insanlar artık şeyler çok güzel. Maske, okey, güzel. İşte koruma kaynakları, el yıkama alışkanlıkları, öpüşmeme alışkanlıkları, sarılmama alışkanlıkları hepsi başladı. Efendim kızım, söyle. Sadece kulaklarını bulamıyorum. Kulaklarını bulamıyorsun. Odandaydı en son. Bir bak bakalım. Şuraya da bir bak istersen. Okey, bana sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa şimdiden de sorabilirsiniz. Ben şöyle birkaç dakika daha bekleyeceğim çünkü. İlk günden itibaren yogayı konuştuk.
yogayı anlatmaya gayret gösterdim. Anladığım kadarıyla tabii ki. Benim de yaklaşık 25 seneyi aşkın bir yılım yogayı bilerek, yani tam anlayarak diyemeyeceğim tabii ilk seneler için. Hala da anlayacağımız çok şey var ama yogayı bilerek hayatımda var olarak yaşadığım bir süreçte ne kadarını anladıysam sizlere onları doğru bir dille aktarmaya gayret gösteriyorum. Devamı da gelecek ama dediğim gibi düzenlemeler olacak şekilde. Bu anlamda da sizlerin de kendi gerçeğiniz, kendi hakikatiniz üzerinde bunlara küçük küçük, yok meditasyon yapmayacağız, harekete geçeceğiz biraz sonra. 2-3 dakika daha şöyle bir küçük bir yeni dönem ya da ayrılık demeyeceğim buna çünkü ayrılmıyoruz ama bu platformdaki dediğim gibi bazı düzenlemeler başlayacağı için en azından saat 12'deki son ders olduğu için küçücük bir saat 12'ye veda konuşması yapıyorum. O yüzden de biraz şöyle bir sizlerin de soruları falan olur mu diye. Yoga kampı projesi olgunlaşacak o zaman değil. Evet, aynen öyle. Yoga kampı projelerimizi açıklayacağız. Beraber olmak istediğimiz arkadaşlar kimlerse onlar bize direkt olarak irtibat kurabilirler. Her sene yaptığımız ritüeller var. Kite and Yoga gibi Gökçeada'da ve Akyaka'da yaptığımız kamplar var. Yoga'nın ritüellerini yaşayarak oluşturduğumuz, aynı zamanda Yogi Baba Adnan Hoca'nın kampları var Toros Dağları'nda. Yoga Vakfı hesabından da hani benimle ilgili olan tarafları benimle ilgili direkt olarak irtibat kurarak bu bilgileri edinebileceksiniz. Okey. O zaman şöyle bir şey daha geldi. Online dersler devam ediyor arkadaşlar. Yani o her gün devam. Biz şöyle bir durum içerisindeyiz. Orkun Kargöz, yani Instagram'ın dışında Zoom'la ilgili, Zoom platformundan dersler yapıyoruz. Şimdiye kadar da onların deneme yayınlarını yapmıştık. Çok güzel bir ders programımız oluşuyor. Yani onunla ilgili bilgi almak isteyenler özel olarak direct mesajdan direkten bana ulaşabilirler. Detaylarını anlatırım. Sadece yoga değil, içinde tamamlayıcı egzersiz metotları gibi, kardiyo gibi, birçok kuvvet çalışmaları gibi tam bir kulüp stüdyo mantığıyla oluşturulmuş bir ders programımız var. Ama onları Zoom üzerinden yapıyoruz. Bilgi almak isteyenler benimle irtibat kurabilirler. Yani online'da artık çıkmak mümkün değil bundan sonra, biliyorsunuz. Artık online hayatımızın bir parçası oldu ve fayda sağladı. Dediğim gibi yapmış olduğumuz dersler bir stüdyoda yaparken belli bir kesime hitap ediyorken şimdi gördüğüm gibi biraz önce işte hani yurt dışı da var, Antalya'da var, Ankara'da, yani İstanbul'un ve belli bir kulübün dışında, standartın çok dışında insanlarla tanışmış olduk. Sizler diyorsunuz ya, hocam sizlerle tanışmamız aynı şekilde, bu tarafta da aynı şekilde. Biz de sizlerinle tanışmamız çok bu anlamda yapmış olduğumuz şeyleri taçlandırdı aslında. O yüzden ben de çok teşekkür ediyorum. Zoom üzerinden yapıyoruz. Aynen. Erzurum'da var. Bak, Havva Erzurum'dan katılıyor. Okey. O zaman yavaş yavaş mesajı verdim. Elazığ var. Bak, Elazığ'dan gelenler var. İşte herkes var. Bakalım Ankara var mı? İzmir, el kalırsa. Peki. Yoga neydi? Üç bedende bütün olabilme hali, hayata sunduğun tavır, birlik, bütünlük haline kavuşabilme, bu yolda alınan pratik, pratiğin tek yönlü olmasıyla ilgili değil, bütünsel tavrıyla ilgileniyordu. Bak, Mersin var, İzmir var, Kocaeli var, oh, herkes burada. Şimdi bu, dediğim gibi her şeye iyi tarafını görebilmeye ve onu ileriye taşıyabilmekle alakalıdır. Aslında yoga da bunu çok güzel savunuyor ve anlatıyor. Bizler de başladığımız bu şeyi daha iyiye ve sürdürülebilir nasıl olabilir? Bununla ilgili konuşacağız. Bununla ilgili hayata bakmaya çalışacağız. Trabzon. Wow. Trabzon'dan da var.
Ekmeği çok güzel değil mi? Hadi biraz kapatalım o zaman. Küçük küçük dersimizi bugün naif naif. Sizleri böyle acayip acayip yormayacağım. Ondan sonra şu kuşu bir serbest bırakalım yoksa başımız ökülecek. Çık bakalım şöyle. Ah çıkamadı. Ders yaparken ben kuş eğer ki kafesinde kapalıysa ortalığı yıkıyor enteresan bir şekilde. Benim konuşmalarımdan o da yogaya başlıyor galiba. Bilmiyorum artık ne yaptığını. Arkadaşlar hayatında ilk defa yoga yapacak olanlar varsa bugün sizlerden yanınızda bir tane havlu, bir tane şal ya da ve bir tane yastık. Bir yastık aldığınız zaman, bu da Mira'nın yastığı, yastığımızı alıyoruz ve onları biraz sonra kullanabilme ihtimaline karşı bir kenara, yakın bir kenara bırakmaya çalışacaksınız. Herkes otursun, bugün oturarak başlayalım. Hep... Ben duruma göre ayakta, duruma göre oturarak, yani o gün tabii şu anda sizlerden böyle bir etkileşim olamadığı için kendi enerjime göre nasıl başlayacağım var. Çok erken uyandığım için, erken dersleri biraz ayakta başlatmayı tercih ediyorum ama biraz daha orta seviye, işte o öğlen veya akşama doğru gelince oturabiliriz. Eller dizler üzerinde olsun, vücudumuzu biraz tanıyalım. Biraz tekrar fark edelim. Tanımak demek, bilmek demek değil, değil mi? Bilmek başka bir şey, olmak başka bir şey. Hep konuştuğumuz şeyleri hatırlayın bakalım. Alın nefesinizi, gövdenizi yavaşça açıyorsunuz. Verin nefesinizi, sırtınızı geriye doğru yuvarlıyorsunuz. Tekrar nefesinizi alın ve gövdenizi açın. Tekrar nefesinizi verin ve sırtınızı geriye doğru yuvarlayın. Bedeni tanımak, yani neler yapabildiğini fark edebilmek. Gövdenizi kalça yere kuvvetli bir şekilde basarken sanki bir kazanın içindeki bir kaşık gibi şöyle yavaş yavaş içinde hareket ettirmeye küçük küçük daireler, belki o kadar da küçük olabilir ki tanımak için onun sınırlarına gitmek gerekmiyor. Tanımak için böyle küçük dokunuşlar, küçük farkındalıklar yaratarak büyük dönüşümlerin açılabileceğini fark etmek yeterlidir. Diğer tarafa doğru dönüyoruz. Gövdeyi yavaş yavaş hareket ettirmeye başlayacağız. Gövde yavaş yavaş hareket ediyor. Gözler kapanabilir. Oturduğunuz noktada, bu kalça kemiklerinizin yere değdiği noktada, iki tarafta da olabildiğince güçlü bir şekilde yere bastırıp öylece kalın, ellerinizi dizlerinize koyun ve sırtınızı geriye doğru yavaşça yuvarlamayı deniyorsunuz. Alın nefesinizi, bacaklarınızı öne doğru uzatın ve bekleyin. Böyle şeyler düşünün. Üst üste yerleştirilmiş tenekeler düşünün. Bu tenekelerin üstten itibaren tek tek aşağı doğru bırakıldığını hayal edin. Yani bedeni geriye doğru götürmeden öne doğru hafifçe serbest bırakmak, yığmak gibi düşünüyorsunuz. Kendinizi asla aşağı ya da ileri doğru itme, çekmek şimdilik yok. Bıraktıysan kendini aşağı serbest, yuvarlanarak yukarı doğru çıkmaya başlıyoruz. Avuçlar karşıya doğru dönsün ve kollar yukarı doğru uzansın. Tekrar öne doğru yavaşça kendinizi bırakın, aşağı doğru serbest bırakın. Şimdi ikinci tekrarını aşağı bıraktığında parmaklarınla ayaklarına doğru hafifçe dediğim gibi yine gereğinden fazla büyük bir efor, çaba sarf etmeden biraz yumuşak öne uzanın ve kendinizi yere serbest bırakın. Yuvarlanarak yukarı doğru çıkıp kollarla yükselmeye başlayın. Bir tane daha yapalım. Öne doğru uzanıyorsunuz. Aşağı doğru kendinizi serbest bırakın. Yukarı doğru çıkın. Kollar yukarı doğru uzansın. Bekleyin. Bir tane daha öne doğru uzanın. Çok büyük yol kat etmenizi istemiyorum özellikle. Büyük hareketler için ya da büyük dönüşümler için küçük formlara ihtiyacımız vardır. Eğer bir anda bir basamak yerine 10 basamak atlamaya çalıştığımızda risk ortaya çıkar ya da o 9 basamağın neye hizmet ettiğini anlamamız çok zor hale gelmeye başlayabilir. Kollarımız vücudumuzun yanına aşağı insin. Sağ bacağınızı kendinize doğru çekin, uzatın.
Sol bacağınızı kendinize doğru çekin. Uzatın. Devam ediyorsunuz. Bir şeyi sadece soracağım sizlere. Geldim yanınıza kadar. Görüntüde veya seste herhangi bir problem var mı diye açıyorum yorumları. Görüntü veya sesle ilgili herhangi bir problem yaşanıyor mu? Biri bana hiçbir problem yok hocam ya da bir şey var. İyi. İdare eder mi? İyi. Tamam. Güzel. Ses? İyi. Tamam. Ses yok. Yok oldu. Tamam. Birinde şimdi bir iyi gelince şunu anlıyoruz ki sıkıntı benim tarafımda hiç yok. Sesle de görüntüyle ilgili problem yaşanıyorsa demek ki internetinizle ilgili bir güncelleme ya da bir değişiklik yapmanız gerekebilir. Sol bacağınızı kendinize doğru çekiyorsunuz. İleri doğru uzatıyorsunuz. Şimdi yavaşça ellerinizi kalçanızın arkasına doğru yerleştirmeye çalışın. Parmaklarınız karşıya doğru bakacak. Olduğunuz yerde dururken belli bir mesafe kadar şöyle yandan gösterdiğimde ellerini kalçanın biraz gerisine doğru getirerek öylece duruyoruz. Durduğunuzda gövdeyi tamamen açtığınızda göğüs kafesini genişletin. Şimdi bunlar böyle hareket düşüncesi niyetiyle yapıldığında hocam biraz daha zor hareketler yok mu içinizden bunu demeye başlayacaksınız. Hareket yapmaya değil, o pozun içine girmeye başlayıp o yaptığınız şeyin haline dönüşmek yani olmak eylemine geçtiğiniz zaman da o zaman o içerideki sürdürülebilir, sebepsiz mutluluğu içinde kaldığınızı fark edebileceksiniz. Yüksek bir boyun omuruyla gövdenin ve yüzünün aynı açıyla yukarı baktığı yerde kalmaya çalışıyoruz. Gözler kapalı. Burada gereğinden fazla başınızı geriye götürürseniz boynunuzda sıkışma olur. Gereğinden fazla aşağıda kalırsanız boynunuzda sıkışma olur. İşte bak her yerde yine dengeden bahsediyoruz. Farkında mısınız? Denge. Denge. Ne kadar değişirsen o kadar aynısın diye bir söz var. O zaman dengeye gelmekle ilgili konuşacağız. Başınızı aşağı bırakın. Gövdenizi içeri doğru hafifçe kapatın. Bir kere daha yapabilir miyiz? Al nefesini, gövdeni aç. Kalbin, boğazın, karnın gökyüzüne doğru kendini açmayı denesin. Yavaşça aşağı bırak. Tekrar, yani sen, şefkatin, adaletin, güneşin gücünden yararlansın. Aşağı doğru tekrar bıraktıktan sonra kendini öne doğru götürüp ellerinizi bir tarafa doğru indirerek sanki vazgeçermiş gibi diğer tarafa doğru indirerek sanki vazgeçermiş gibi tekrar indirerek her iki dizi birden arkaya doğru büküp ellerimizi öne doğru getirmeye çalışıyoruz. Alın ayağınızı geriye, koyun dizenizi yere, indirin kalçayı topuklara. Uzun bir süredir bunu yaparken birçoğunuz artık isim olarak da gayet iyi tanıdığım için kalçayı topuğa doğru yaklaştırırken hangi aşamalardan geçtiğimizi biliyoruz. Hangi kontrollerden geçtiğimizi biliyoruz. Eller öne doğru uzanırken omuzlarının, omurlarının, tüm eklemlerinin ihtiyacı olan uzaklığa, ihtiyacı anlayabilmek için tabii yolda olmaya ihtiyaç var ya, ikisi bir arada. Omur aralarındaki mesafeyi açarak başınızı gevşek bırakın. Kalça topuklara gerçekten çok yakın hale gelmek üzere diz eklemimizi burada güçlendirmiş, hazır hale getirmişsek vücudumuzun ağırlığını taşımaktan kendimizi kurtarabiliriz. Tam tersi, eğer bunu yapmamış, önde kalmış bir bedense burada hala gereğinden fazla bir yükün altındasın demektir ve bu sürdürülebilir değildir. Bunu anlamak önce fizikteki bedensel açılardan geçiyor. Çünkü ben eğer bedenimi fiziksel anlamda taşımamayı öğrenirsem bana ait olmayan yüklerin de serbest bırakabilmem için gerekli olan adımı atmayı öğreniyorum. Ne kadar birbirine bağlantılı olduğunu pratikleriniz içinde daha çok anlayacaksınız. Nefesinizi alırken şu anda ben o kadar hafifim ki çünkü buna hizmet etmeyen herhangi bir şeyi taşımıyorum.
Nefes alırken öne doğru tekrar geliyorsunuz. Omurlarınızı yuvarlayarak hafifçe gövdeyi karşıya çevirerek duruyorsunuz. Ve nefesinizi verirken başınız aşağıda, sırtınız yukarıda, kalçanız yukarıda. Yere doğru kendinizi bırakıyoruz. Tekrar nefesinizi alın ve yukarı. Gövdeyi açıyoruz, karşıya duruyoruz. Nefes verirken başınız aşağıda, sırt yukarıda, kalça topuklara yakın olsun. Durmak yok, al nefesini öne doğru gel. Gerçekten fiziksel beden görünen kısım olduğu için bir şeylerin adımını atmak için çok önemli bir yolculukla başlıyor iş. Bedenin ağırlığını taşımamakla enerji bedenindeki yükün taşınmaması arasındaki ilişkiyi kurduğumuz zaman yogayı daha iyi anlamaya başladığımızı fark ediyoruz. Tekrar nefesinizi alın, öne gelince ayaklarınızı yere takıyorsunuz. Kaldırın kalçanızı yukarı. Bugün sizlere bedeni hafifletebilecek enerji içerisinde asanalarda tutmaya çalışacağım. Mesela bir tanesi aşağı bakan köpek pozisyonu, topuklarınızı yere kuvvetli bir şekilde önce iterek zihine böyle ya, daha fazlasını istiyor. Sen belli bir evre burada kalınca onun hafifletilebileceğini anlamaya başlamış oluyorsun. Yani meyve olgunlaşıyor, duruş farkındalığı artıyor. Alın nefesinizi ve dizlerinizi tekrar yere koymaya çalışın. Eller omuzlarınızın altına doğru gelsin. Diz ve kalça aynı hizadayken el ve omuz aynı hizaya gelsin. Önde kaldıysa eller, ellerini geriye doğru çekerek yumruk yapmak isteyenler ellerini yumruk yaparak yere koyabilir. Kim bu arkadaşlar? Genellikle el bileğinde biraz hassasiyeti olan arkadaşlarımız yumruk yapmayı tercih edebilirler. Ama yumruk yaparken de dört parmak yere basarken bu baş parmağınızı hafifleterek yanında tutmaya çalışacaksınız. Nefesinizi verirken sırtınızı aynı bir kedinin kamburunu çıkardığı gibi yükseltmeye çalışın. Kediler böyle çok güzel esnerler. Benim kedim burada böyle yapıyor. Sonra nefes alınca aşağı doğru gövdeyi serbest bırakıp göz ucuyla ve göğüs kafesiyle karşıya doğru bakıyoruz. Nefes verirken tekrar sırtınızı yukarı uzatın. Sonra nefes alırken tekrar gövdenizi aşağı bırakın. Kapatın gözlerinizi. Bakayım diye geldim ama unuttum. Şeyden alışınca, diğer taraftan alıştım. Zoom'da işte burada böyle bir avantajımız oluyor. Katılanlar biliyor. Geliyorum size. Burada nerede küçücük hatalar yapıyorsanız bunları görüyorum. Ondan sonra tekrar sizi düzeltebiliyorum. Aklım orada kaldı, kusura bakmayın. Nefesinizi verirken sırtınız yukarı doğru çıksın ve bekliyorsunuz. Kalçayı topuklara doğru yaklaştırarak ellerinizle kendinizi yukarı, önce gövdeyi yukarı doğru kaldırmaya çalışacaksınız. Gövde açık kaldığı zaman burada oturabilmekle alakalı size şöyle iki tane önerim var. Bir defa artık evde yoga yapmakla ilgili bir düşünceniz oluştuysa kendinize mutlaka bir blog edineceksiniz. Bu çünkü birçok şeyle yerleşebilme enerjisini ortaya koyuyor. Böyle oturamayan mutlaka aramızda vardır ki bu yani kötü kaka bir şey değil. Eklem buna müsaade etmiş olabilir, bir yaralanma hassasiyeti geçirmiş olabilirsin. Eğer böyle bir blog varsa oraya doğru yolculuğunu adımını atabileceğin bir durumla gerçekleşti. Eklemin bu formatta zarar ya da acı çekmeden durabilmesi demek, uzun süre burada kalabilmek artık yolları açıyor sana. Ama sen bunu büyük bir çaba veya acı çekerek asla o hafifliğe, rahatlığa sahip olamazsın. Unutma bunu. Bir de onu yoksa altına tam topuğunun üzerine bir yastık koyarak da bunu yapabilirsin ama çok hani bir o kadar etkili olmayacaktır. Yavaşça gövde yukarı doğru çıkmış olsun. Demin yapmış olduğumuz işi yapıyoruz. Ellerimiz arkada yerde. Bunlar iki tane olmuş olsa bile, bende var ama. Buradan tam aşağı inemeyenler aynı zamanda bloğu kullanabilirler. Bunları iki tane almanızı öneriyorum o yüzden. İki taraftan tutarak elim aşağı inmese bile, çok aşağı gelemesem bile buradan hafifçe kendime destek verebiliyorum. Elleri yere değenler ne yapsınlar? Gövdesinin gökyüzüne doğru hafifçe genişlesin. Bugün şöyle yapalım mı? Fiziksel beden üzerinde çok büyük bir baskı kurmadan
buralarda nasıl kalabileceğimizi anlamaya çalışalım. Yani adımın hafifletilebilmesi nasıl mümkün, bunu anlamaya çalışalım. Başımızı aşağı doğru serbest bırakıyoruz ve öne doğru gelmeye çalışıyoruz. Şimdi bu pozlar süreklilik kazandıkça hafifleyen, rahat rahat bir poz yapabilen arkadaşlarım var orada, o tarafta. Ya da burada otururken gerçekten zorluk çekenler var. Şimdi aynı şey yaparken işte bütün bakış açıları beden açıları gibidir. Bunu ehlileştirmeye çalışırken aynı zamanda bunu ve bunu ehlileştiriyoruz ya. Yani görünenden başlama kısmını yapıyoruz. Aynı zamanda iç organlarımıza ve enerji merkezlerimize masaj, titreşim dokunuşları gerçekleştiriyoruz. Neden yoga yaptıktan sonra yüzümüzdeki ifadede bir değişiklik oluyor? İşte sebeplerini anlayın. Bütünsellik buradan geliyor. Ellerinizi öne doğru uzattıktan sonra öne doğru yavaşça gelin şimdi. Ayaklarınızı yukarı kaldırarak bileklerinizi yavaş yavaş bir tarafa doğru asimetrik bir şekilde çevirmeye çalışabilirsiniz. Tekrar diğer tarafa doğru gelin. Bugün özellikle bu pozların içinde rahat tavırlar uygularken ben kendimi bir sohbet havası içerisinde tutmayı istiyorum ki hem böyle bir sizi böyle kanter içinde bırakmayan, hem de bilgileri tekrar hatırlatan, hem de fiziksel bedeninize küçük bir fayda haline getirmeye çalışın. Ayaklarınızı yere koyduktan sonra kalçanız yukarı doğru çıksın. Böyle bir tarafa doğru sanki olduğunuz yerde adım atarmış gibi bir dizi bükerek diğer topuğu yere yaklaştırıyoruz. Sonra diğer taraftan aşağı iniyoruz. Bir sağ dizi bükerek sol topuk aşağı iniyor, bir sol dizi bükerek sağ topuk aşağı iniyor. Buradaki hedefimiz ne biliyor musunuz? Eğer gövde çok önde kalırsa el bileklerin, omuzların ve kolların çok ciddi anlamda biraz sonra laktik asit birikir ve burada kendini taşıyamazsın. Ama gövdeni ayağına doğru itmeye çalıştığında başının ve gövdenin kollarının hizasında ve altında olduğunu fark edip topuklarını da serbest bıraktığında dirseklerini hep düz tutmaya ve avuç içlerinin altından aldığın gücü hissettiğinde sürdürülebilir bir kaynak oluşturduğunu fark edeceksin. Bu kadar çok şey anlattığıma bakma. Bir kere zaten duyguyu fark ettiğinde ihtiyaçlarını çok güzel görebilmeye başlıyorsun. Sağ bacağınızı kaldırınız yukarı. Bacak yukarı çıktıktan sonra iki elinizin arasına getirmeye çalışın. Bazınız diyecek ki hocam gelmedi. Bak elim de gelmedi. Gelmediyse ne yapıyoruz? Ayak bileğimizden tutuyoruz. Biraz öne getiriyoruz. Biraz öne getiriyoruz. Yani çözümü olan şeyleri dert haline dönüştürürseniz huzurunuzdan yavaş yavaş çalmaya başlarsınız. Arkadaki dizinizi yere koyun. Diz acıyor hocam. Çözümü var. Dert etme hiç. Koy onu yere. Sadece o bölümü katlayabilirsin. Havlun varsa havlunu koyabilirsin. Uzun süre kalacaksın ya, etrafını güzelleştirmem lazım. Hiçbir şeyi ertelememek çok önemli bir ihtiyaç anında ortaya koyduğunuz güç. Ayak ucunuzu arkaya çevirerek yere bırakın. Gövdeyi yukarı kaldırdıktan sonra kalçanızı yukarı benim gibi kaldırdıysanız şu anda yerdeki diz eklemindeki yük çok arttı. Ama eklemlerin ihtiyacı olan şey ya da görevi yükü taşımak, ki tabii ki kendine ait yükleri var ama fazlasını taşımak, onu oradan kurtarabilmek için yapmaya çalıştıklarındır. O yüzden kalçanı aşağı bırakıyorsun. Gövdeni de bacağını üzerine bırak. Eğer şu anda ayağın ve dizin aynı hizadaysa, yani ayağının dizin önünde kalmaması çok önemli, dizin ayağının önünde kalmaması önemli burada. Kalça yukarıda kalırsa hala arkadaki dizde büyük bir sıkıntı yaşama ihtimali, onu taşıma ihtimali var. Ama kalçanı yere bırakırsan, yere doğru bırakılmış bir kalçada başlangıçta sol bacağın üzerinde bir gerilme var. Acı gibi hissediyorsun. Acı gibi hissedince otomatik zihin bunu yapıyor. Bu acını biraz kaldırayım. Halbuki burada sabra ihtiyacın var. Sabır. Aşağı bıraktığında 3-4 nefes içinde o gerginliğin hafifliğe dönüştüğünü fark edeceksin. Ancak enteresan olan şey şu. Buradaki acı gerçek değil ama ayak yerine gelmez ve sen dizinin üzerinde bu yükü taşırsan bu gerçek ve seni belli bir süre sonra yıpratacak.
Yeni başlayanlar için zor bir karar bu. Nasıl anlayacağım bu işi diye. İşte çok pratik yaparak bedeni tanımaya ve onu dinleyebilmeye. Şu anda zarar veriyorum kendime. Kendimi feda ediyorum sizin için. Bakın anlayın diye, anlatabileyim diye bedenimi feda ediyorum. Cengaverlik de öyle bir şey değil mi? Şaka bir tarafa. Onun yerini muhakeme edebilmek için başlangıçta mutlaka doğru tavırlar içerisindeki pratiklerinizi sürdürülerek artık kendi bedeninizi dinleyebilir hale gelmeye başlayacaksınız. Bunu yarattıktan sonra o zaman anlayacaksın ki beden şimdi yerinde, fiziksel bedenin yerinde olduğunu, dengede olduğunu fark eden bilinç, zihindeki dengeyi anlayabilme konusunda bir adım önde olur. Enerji bedenindeki dengeyi anlayabilmek için bir adım önde olabilir. Yani görünenden işe başlamak o yüzden önemlidir. Aşağı doğru bırakıyoruz. Öndeki bacağınızı yavaşça geriye doğru getirmeye çalışıyorsunuz. Topuklarınızı yere, aynı demin yaptığım gibi biraz sağ taraf, biraz sol taraf, biraz sağ taraf, biraz sol taraf. Sonra sol bacağınızı yukarı kaldırın. Belki bu diğerinden daha açık bir formdadır. Bir bakarsınız ki iki elinizin arasına bir kere de gelebilmiştir. Diğeri gelememiştir. Tamam, işte ağının kuralına uyum sağlayacağız. Gelemedi diye dertlenmeye gerek var mı? Diğeri. Bu geldi, o gelmedi. Eyvah, ne yapacağız? Zihin hemen bunları kafaya takmaya çok müsait bir yapıda. Negatif eğilimler için çok güzel görebiliyor. Eğileşmezse. Ayağınızı arkaya doğru çevirmeye çalışıyorsunuz. Gövdenizi yukarı doğru kaldırdıktan sonra hemen bu da gidiyor. Yeni pratikler, pratiğini yapanlar için. Kalçayı bırakıyoruz aşağı doğru. İki diz arası dümdüz olduktan sonra gövdenizi bacağınızın üzerine bırakarak kollarınızı önde tutmaya çalışıyorsunuz. Neye ihtiyacım var? Ahimsa, şiddetsizliğe ihtiyacım var. Fiziksel beden için bu nasıl kullanılır? Eğer ki eklemlerime zarar verecek davranışlar, bilinçsiz davranışlar uyguluyorsam kendime zarar veriyorum. Bu yasak yogada, ahimsa. Zarar yok, canlıya zarar vermeyeceksin. Bu dünyada canlı olduğunu unutmayacaksın. O zaman açılara bakıyorsun. Bu açıları anlamaya başlarken bakış açısı, düşünce açıları, görüşler belki kendini biraz daha yönetmeye başlıyor. Büyük bir nefes al, onlar yukarı. Elleri birleştirip kalbini tam önüne indir. Bırak aşağı doğru. Al öndeki bacağını geriye. Topuğu yere bastırıyoruz. Kalça yukarı doğru çıkıyor. Nefesinizi verin. Dizlerinizi yere koyun. Kalçayı tekrar topuklara doğru indirin bakalım. İlk aşağı inmekle şimdiki arasında fark var mı? Dizlerimizi biraz daha rahat bükebilmiş miyiz? Bir görmeye çalışın, anlamaya çalışın. Bakayım herhangi bir yorum var mı? Biraz internet sıkıntımız olduğu için ara ara kontrole geliyorum. Sıkıntı yaşadığınızı söylerseniz başka bir çözüm bulacağım ama her şey yolunda. Uzunca bir nefes alın, uzunca bir nefes verin. Şimdi de tekrar kalçanızla öne doğru kendinizi getiriyorsunuz. Her şey yolunda. Tamam, merci. Yasemin'e teşekkür ediyoruz. Öne doğru geldiğimizde, şimdi hedefimiz şu olsun. Kalçayı tekrar kaldırıp hangi bacak olduğunu boşver, birini öne doğru getirebilirsin. Dizini iki elin arasına koyduğunda arkadaki bacağını yavaşça onun yanına doğru getirmeye çalışıyoruz. Bu ders küçücük bir hani yeni dönemin başlangıcı olduğu için sohbetin daha içeriğinde de enerjinin olmasını istediğim bir ders bu. Ayak tabanlarınızı birbirine doğru yaklaştırdıktan sonra sanki böyle ayağınızın içini daha çok görebilmek için dizlerinizin aşağı serbest bırakılmasını onun için küçük bir gayrette bulunun. Biraz böyle kelebeğin kanatları gibi küçük küçük hareket ettirmeye çalışın. Ellerini yere koyamayanlar varsa ki olabilir. Biraz daha ayak bileğinden tutabilirler. Herhangi bir şekilde dik durabilmek mümkün değilse o demin aldığınız yastığınızın üzerinde de bunu koyabilirsiniz. Bakın şimdi gövdenin öne doğru bükülme gücünü arttırabiliyorum. Kalça biraz yukarı çıktıysa olabilir. Burada önemli olan bir poz yaparken
Ondan puan almıyoruz. Bunu unutmayın. Yani dışarıya yapmıyoruz bu işi. Dışarıdaki birinin güzel görmesi için değil, bir şeyin gerçek haline dönüşebilmesi için yaptığımızdan, kendimize yani yaptığımızdan dolayı uygun tavırları ortaya koymaya çalışmak, bugünün kuralına uygun neyse onu yapacağız. Sonuçta eğer öyle yaparsak aynı sayfada kalıyoruz. Bu aynı sayfada kalma hikayesi benim için değerlidir. Çünkü biz eğer aynı sayfada değilken, siz bir şeyleri kafada karıştırmışken, ben birkaç sayfa ileri gittiğimde, siz artık o birkaç sayfa ileriye de gelmek isteyebilirsiniz. Çünkü beden bir şeyleri henüz çözmedi ya, kafa orada takılıyor. Takılmaması için çözmekle ilgili tavrınızın, enerjinizin tam olmasına ihtiyacımız var. Ellerimizi yere bırakıyoruz, olabildiği kadar. Öne uzatmaya çalışıyoruz, olabildiği kadar. Yüzümüzdeki hafif enerjiyi buluyoruz, olabildiği kadar. Ve dirseklerimizi büküyoruz, olabildiği kadar. Burada elinden gelenin en iyisini yaptığından emin olmak aslında birinci mesele. Yani olabildiği kadar çok ucu açık bir eylem gibi ya, işte bu kadar yapıyorum canım ne yapayım? Bu gerçekten o mu? Yani gerçek olan, hakikat olan o mu? Bu tavır için kimse seni yargılamayacak, unutma. Kimse sorgulamayacak. Ama hedefimiz şu, bizim için gerçekten en iyisi, bugüne ait olan en iyisi nedir? Yapılabilir olan nedir? Sürdürülebilir olan nedir? Anlaşılabilir olan nedir? Görülebilir olan nedir? Bunu fark etmeye çalışacaksınız. Uzunca bir nefes aldıktan sonra, şimdi yavaş yukarı doğru çıkıyoruz. Bacaklarınızı ilk bıraktığınız yerde misiniz? Belki daha önce aşağı inmiştir, değil mi? Şimdi dizlerinizi kapatıyorsunuz ve bacaklarınızı tamamen kapattıktan sonra öne doğru uzatın. Büyük bir nefes alarak gövdeyi yükseltin, kollar yukarı doğru uzansın. Öne kapanıyoruz, demin böyle yuvarlandık, dairesel döngüler oluşturmaya başladık. Şimdi kollarımızı en yüksek noktaya doğru uzatıp ellerimizin o en uzak yerini bulup orada durmaya çalışıyoruz. Orada dur. Topuklardan ileriye doğru, ayak uçlarından geriye doğru gelmeye çalışıyoruz. Topuklardan ileri, ayak uçlarından geriye. Burada zorluk çektiysek ne yapıyorduk? Bir havlumuz varsa, havlumuzu bir kayış gibi yapıyoruz. Bir asananın içine nasıl girdiğinizi düşünün, size küçük bir ipucu vereyim. Dişler hala sıkışmış, boyundaki damarlar çok dışarıdaysa, nefesinizden kendinizi azat etmişsiniz demektir ki geri dönmemiz lazım. Hayatta kalmak değil mesele, yaşamdaki o güzellikleri görebilmek için. Nasıl bir çok sevdiğiniz bir şeyi koklarken beden hafifler, nefesinizde bu tavrı oluşturmaya çalışıp o kokunun enerjisi, o güzel kokunun enerjisiyle kendinizi yavaşça o hafifliğin içerisine bırakmaya çalışacaksınız. Gözlerinizi kapatabilirsiniz. Bakın kollarım büküldü ya. Demek ki şu anda orada bir yang enerji oluşturdum, baskınlık oluşturdum. İhtiyacımın olmadığını fark ettiğimde elim öne doğru kayabiliyorsa ayağımızın yanına kadar getiriyoruz. Bekliyoruz burada. Çünkü zaten geldiğim yer, küçük bir stres var burada, evet, ama geçici olduğunun farkındayım. Nasıl farkındayım biliyor musunuz? Biraz önce bunu deneyimledim çünkü. Demin de başlangıçta ilk harekete geçtiğimde bir stres vardı. Biraz sabır gösterdim ve fark ettim ki geçiciymiş. Yeni geldiğim yer de aynı şekilde olacak. Yani bu bir olgunlaşma süreci. Demin burada yeniydim. Sonra olgunlaştım. Ondan sonra yeni geldiğim yerde çok acemiydim veya yeni, çömezdim. Sonra olgunlaştım. Olgunlaşa olgunlaşa fark ede yol alıyorum. Yol alışı daha iyi fark edebiliyor musunuz? Daha iyi anlıyorsunuz değil mi? Yol alış. Eylemle başlıyor. Eylemin niteliğiyle başlıyor.
bırakıyorsunuz kendinizi aşağı doğru ve kendinizi yavaşça yukarı doğru kaldırmaya çalışıyorsunuz. Yukarı çıktıktan sonra sağ bacağınızı kendinize doğru çekin tekrar. Demin şöyle küçücük bir çektik ama şimdi uzun süre kalacağız. Sağ elinle dizinden yakalayıp sol kolunla bacağına sarıldığında hemen bir aynadan kendine baktığını düşünün. Aynadan kendine bakarken yukarıdan bir gözcü gibi sıkışmış bir enerji içerisinde mi, hafif bir enerji içerisinde yerleşmek gibi misin? Şimdi bakalım ona. Ben burada bacağı büktüğümde ki kalçam yere dokunuyor mu? Sorular ve cevaplar var. Sorduğunuz sorulara beden cevap veriyor. Aldığınız cevaplar biraz böyle ruha dokunuyorsa, enerjiyi yansıtıyorsa, o zaman güzel bir yere girdiniz demektir. Çok güzel bir sarılmaktan sonra sağ kolunuzu yukarı doğru uzatın ve bekleyin. Kendi ekseniniz etrafında arkaya doğru dönmeye çalışırken şunu oluşturmaya çalışıyorum. Yüzümde ifadeyi bozmadan gidebileceğim en uzak yere gitmeye çalışıyorum. İfade bozulursa önce onu dönüştürmeye çalışıyorum. Gerçekten ihtiyacım olduğu için mi yüzüm sıkıştı? Yoksa hani her fırsatta oraya mı başvuruyorum? Alışkanlığım var diyelim. Her fırsatta ay bu çok zor diyen bir ifadeye mi geçiyorum? Çünkü alışkanlıklar bazen kör noktamızdır. Kör noktada kaldığımız zaman bir türlü gerçekten nereye gitmemiz gerektiğini fark edemez olabiliyoruz. Elimizi yere koyduktan sonra gövdemizi yükseltip en yüksek yerde kalmaya çalışıyoruz. Nefesimizi veriyoruz ve öne doğru yavaşça dönüyoruz. Bacaklarımız ileri doğru uzansın. Sol bacağımızı kendimize doğru çekiyoruz. Topuktan kalçaya doğru kendimize iyice yaklaştırarak yer değiştirdik. Deminkinde bir deneyim vardı. Evet, bir an yaşadık. Bir şeyi çözdük. Acaba onu bu tarafa geçirebiliyor muyuz? O duyguyu, aynı düşünceyi, aynı enerjiyi. Bu da bizim şu anki sürecimiz. Gövdeyi yavaşça, kol yukarı çıksın, boşta kalan. Ve kendi eksenimiz etrafında arkaya doğru döndükten sonra uzatıyoruz kolumuzu. Kol uzadıktan sonra aşağı doğru kendimizi yavaşça bırakıyoruz. Yavaşça bacağımızı öne doğru uzatıyoruz şimdi. Bir tarafa doğru kendinizi bırakın. İki dizinizi birden geriye doğru çekin. Ellerinizi öne koyun. Öndeki ayağınızı geriye doğru getirerek beklemeye çalışın. Aşağı bakan köpek pozda. El bileklerinizle ilgili hassasiyetler varsa özellikle aşağı bakan köpekte bunun oluşması genellikle zordur. Yani problem varsa bile çok kolay yapılabilir doğru yerdeyseniz. Çünkü bilekte çok farklıysanız neredeyse düz bir form var. Üzerine doğru katlanılmış bir durum yok. Ama eğer biz önde kalmışsak, bilek çok katlanıyor farkındaysan, bir de dış kenarlara doğru yüklenmiyorsanız o zaman bileğiniz ağrır. Ama doğru yere gelirsen, gerçekten hem bileklerinize hassasiyetiniz varsa onlar kuvvetlenmeye başlar, hem burada bedenin o resetlendiği hali keşfetmiş olursunuz. İki nefes daha kalın burada. İki nefes. Nefesinizi alıyorsunuz, nefesinizi veriyorsunuz. 15 dakikamız var. Şimdi yavaşça sağ bacağınızı yukarı doğru kaldırın. Sağ bacak yukarı çıktıktan sonra diz bükülüyor. Şimdi Raja Kapottasana. Sağ dizinin tam iki eli, sağ elinin arkasına koyuyorsun. Ortaya değil bu kez. Sağ elin neredeyse dizini tam onun arkasına. Sol elin neredeyse ayağın onun arkasına. Dizini ortaya getirenler var bazen. Onlarda şöyle bir sıkıntı olur. Diz eklemi üzerindeki yük artarken kalçanın aşağı düşme kısmı biraz fazla oluyor. Dizdeki sıkışma fazla oluyor. Bunun gerçeği, eklemler için en önemli tarafı dizin elinin arkasına gelmesi.
Şimdi ben sizi farkında mısınız? Bir noktada yönetiyorum. Yönetmeyi şöyle yapıyorum. Aklınızı bir yerden bir yere taşımaya rehberlik ederken anda kalışı fark ettiriyorum. Aslında anda kalış bedensel doğruluk, açılar üzerindeki doğrulukla da bedenim o işe bir hizmet veriyor. Öylesine bir durum, artık belli bir noktadan sonra pozlar, tavırlar, eklem. Hiç hayatınızda sukaya yaptınız mı? Sukaya'da ilk başlarken çok enteresan şeyler olur. Böyle çok teknik durumlara dikkat edilmesi gerekir. Başka türlü o sudan yukarı çıkılmıyor. Sonra eğer ki beden bunu anladıysa, istersen sırt üstü yatarken senin tekne çekmeye başlasın, sen yine oradan bir şekilde döner yukarı çıkabiliyorsun. Ama önce durumun ne olduğunu anlamak gerekiyor. İhtiyaçların nasıl doğduğunu fark etmek gerekiyor. O yüzden başlangıçlardaki formüller çok değerlidir. Ayağınızı koyduktan sonra arkaya şöyle bir bakın. Bacak ve kalça aynı hizadaysa, iyice onu geriye ve aynı hizaya git. Bazen şöyle olur. Bu dışarı çıkar böyle. Dışarı çıkarsa, o zaman biraz sonra sağ kalçanın üzerine doğru oturman işten bile değil. %100 olacak. Ama bunu yerine getirirsen, arka, bakın kök nerelere kadar uzanıyor farkında mısınız? Lotus çiçeği gibi. Kök, lotus çiçeği bilir misiniz? Çok uzun kökü vardır. En derin bataklıktan bile güneşi görmek için o kökü 3-4 metre kadar uzatabilir aşağı ve en son bir çıkar güneşte kendini bütün taç yapraklarını açar. İşte kök uzaması gerekir. Bakabildiğin her yer senin kök. Bunu yarattıktan sonra ayağınız, dizleriniz de aynı hizada olmak zorunda değil. Hiçbir sıkıntı yoksa daha yukarı, biraz problem varsa biraz daha aşağıda kalabilir. Kendi durumunuza göre ayar çekeceksiniz ona. Parmak uçlarınızdan yere basıyorsunuz, ellerden. Kalbinizi karşıya doğru çevirerek yüzünüzdeki ifadeyi tekrar hafifletiyorsunuz. Şimdi nefesinizi vererek dirsekler yere gitsin. Kollarımı bir terazi gibi kullanıyorum şu an. Terazide bir sağa bir sol, hangi ortada mı, dengede misin? Bir tarafa ağır mı basıyorsun? Kalçan düştü mü? Yoksa iki kalça kemiğini de eşit yükseklikte mi taşıyorsun yere doğru? Eşit durumdaysan sağ kalçadan dizine, bacağın alt bölümüne doğru, dize doğru bir gerilme gibi gelen ama kısa bir süre sonra hafifleyeceğinin garanti olduğu o enerjiyi yaşayacaksınız. Aşağı bırakılmış, orada bekliyorsun. Şimdi her şey yolundaysa, bırakabildiysem, taşımayı bırakabildiysem bunu anlamak çok kelimelerle tarif edilebilir gibi değil. Yani ağırlığını bırakabildin mi, işte senin gerçekten vücudunun muhakemesini yapman gerekiyor. Dersen ki ben tamamım, kendimi bıraktım, uzat ellerini ileri doğru, özgürlüğüne, serbestliğine, teslimiyetine kendini bırak. Uzunca bir nefes al, uzunca bir nefes ver. Öylece dur orada. Öylece dur. Gözlerinizi kapatın, bırakın kendinizi serbest. Bırakmaya başlarsa işi çözeceğiz. Eğer bu olmazsa kendimizi taşımak zorunda kalacağız. Buna dikkat ediyoruz. Bir nefes daha güçlü. Şimdi yavaşça kendinizi geriye doğru itiyorsunuz. Arkadaki ayak ucunuzu yere çevirip öndeki bacağınızı yukarı kaldırarak öyle hemen kalkmak istemeyebilir. Sanki senin bacağınmış gibi düşünmeyebilirsin şu an. Başkasının bacağıymış gibi duruyor değil mi? Diğeriyle arasında biraz fark var. Aşağı bıraktık ayağımızı. Sol bacağımızı yukarı kaldırıp şimdi sol dizi tam sol elinin arkasına, ayağını sağ elinin arkasına, arkadaki bacağına bir bakıyorsun. Kalçamla aynı hizada geriye doğru uzanmış ve yavaş yavaş arkaya doğru götürüyorsunuz. Ayak ucunuzu geriye çeviriyorsunuz. Gövdenizi yukarı doğru itiyorsunuz. Raja Kapotasana. Şimdi nefesini verirken yavaşça
Dirseklerden aşağı kendini bırakıyorsun ve bekliyorsun. Öylece kal. Gözler kapandıktan sonra yapacağın şey şu, bırakmak. Mesajlar içerisinde algılarınızın nereye kadar açık olup olmadığını fark edebilirsiniz. Naif bir ders yapıyoruz. Anlayabilmek için, bedeni anlamak için bütün ağırlığımızı yere bıraktıktan sonra öylece duruyoruz. Bir tarafa devrilmiş bir vücut varsa, özellikle vücut yani aslında iki tarafa da olabiliyor. Sola doğru yatıp kalçanın üzerinde duruyorsan, tavsiyem şu, yeniden başlama gücünü devreye sok. Başa geri dön mesela, bacağını düzle falan, dengeden ileri doğru uzanmaya çalışabilirsin. Aksi halde devrilmeler, henüz daha dengede değilsin. Dengeyi bul, dengede kal. Dengeyi bulmadıysan henüz başa geri dönebilme gücünü kullan. Yeniden başlayabilme gücünü kullan. Bu sana büyük bir farkındalık kazandıracak. Peki geriye dönüyoruz. Arkadaki ayağımızı yere takıyoruz. Öndeki bacağımızı kaldırıyoruz yukarı. En yüksek noktaya ve aşağı. Yine sağ bacağımızı öne doğru getiriyoruz. Bu biraz daha hayırlı bir iş için. Arkadaki bacak öne geliyor. Arkadaki bacağını ikisini de öne doğru getirdikten sonra kendinizi yere doğru hafifçe bırakın. Yastığa koymak istiyorsanız başınızı koyun. Çok arkada kalınca boğazda bir sıkışık oluyorsa dizlerinizi kendinize doğru çektiniz. Yanlara doğru açıyorsunuz. İleri doğru uzatıyorsunuz. Uzun bir nefes al. Kalça eklemlerimiz günlük hayatımızda gerçekten çok yoğun, aktif durumdalar. Şu anda kaslar da öyle, bacaklar da öyle. Bütün organlara pozlar sayesinde masaj yaparken şimdi biraz da şu eklemi rahatlatalım. Kollarımızı kullanarak, bacaklarımızı hiç kullanmayarak yani bacakların gücünü kullanmadan kolların gücünü kullanarak eğer yapabiliyorsak daha büyük dairelere çevirebiliriz bu işi. Daha büyük dairelere çevirdiğinizde yüzünde eğer bir sıkışma, sertleşme olmuyorsa güzel bir şey yapıyorsunuz demektir. Tekrar nefes al. Öndesi. Tersten yaptığın tarafın diğer yönüne doğru. Ben terse döndüğümde önce ileri itip sonra yanlara açıp sonra kendime doğru çekme yönünde kullanmış oluyorum. Tekrar açıl ve çek ve ileri ve aşağı. Tekrar. Şimdi çektikten sonra bacakların arkasından kendini aşağı bırak. Ayak tabanlarınızı yere koyuyorsunuz. Ayaklar yere indikten sonra dizlerin matın iki kenarında olması önemli. Açın kollarınızı iki yana. Sol taraftan aşağı doğru bırakıyorsunuz. Soldan aşağı bırak. Öylece kal. Yüzünü sağ tarafına doğru çevir. Öylece kal. İlk yaptığın hamle yere doğru yaklaşma hamlesi. Zihnin böyle emretti. Farkındalık kazandıktan sonra teslimiyete dönüştür. Teslimiyete dönüştüğünüz an itibariyle aslında elinden gelen hepsini yaptıktan sonra sürdürülebilir bir akış yaratma enerjisi yaratıyorsun. O zaman sürekli kendimi yere doğru itecek gücüm yok sürekli olarak. Ama teslimiyette elinden geleni yaptıktan sonra artık orada teslim olma, bırakılabilme gücüm var. Yer değiştiriyoruz. Dizler yukarı, diğer taraftan aşağı. Yüzümüz yavaşça diğer tarafa sola. Dizler sağda, yüzünüz solda. Kapatıyoruz.
dizlerini çok aşağı bastıranların belindeki stres artar mesela. Oradan anlayabilirsin. Yeteri kadar gövdeyi gevşek bıraktığında, bacaklarının ağırlığını taşımayı bıraktığında yeterli olan o. Çünkü artık bırakma, teslimiyet bölgesine geçtik. Dizler yukarı, bacaklar ileri, kollar yana, avuçlar yukarı doğru baksın, gözleriniz kapalı. Yüzünüzdeki ifadeyi hissedebiliyor musunuz? Hafifletin yüzünüzdeki ifadeyi. Bedendeki ağırlığı artık taşımayı bırakıyorsunuz. Dizlerinizi kendinize doğru çekin, sarılın bacaklarınıza. Bir tarafa doğru kendinizi bırakın şimdi. Gözlerinizi açın. Hangi duyguya kendinizi çok yakın hissettiğinizi tekrar sesli bir şekilde söyleyin. Sonra gözlerinizi kapatın. Kendinizi yavaşça yukarı doğru itin. Ellerinizi kalbinizin tam önüne doğru yavaşça getiriyorsunuz. Dualar ve nefesler bize kim olduğumuzu anlatır hep. Kendi duanızı kendinize paylaşın. Benim ruhum, senin ruhuna koşulsuz bir sevgi, koşulsuz bir saygı duyuyor. Hiçbir beklentim yok, çünkü sen bir duasın. Doğaya karşı beklenti yoktur. Olduğun gibi kabul ediyorum seni. Huzurun bütün kaynağı budur. Beklentilerden arınmak. Sahip olduğum ve sahip olmadığım her şey için şükrediyorum beni yaratana. Hepsinin bir anlamı olduğunun farkındayım ben. Hepimizin yolu açık ve hepimizin yolu ışık olsun. Namaste. Günaydın. Herkese günaydın. Yeni açtım, adınızı duymadım. Kimsiniz? Yoga hocası. Olmaya çalışan, yogayı anlamaya, öğretmeye çalışan biri. Arkadaşlar, dediğim gibi herkesin bu süreç içerisinde göstermiş olduğu gayreti alkışlıyorum. Yavaş bundan sonraki süreçte de herkesin dikkati elden bırakmadan, farkındalığı hiç elden bırakmadan, hatırlamış olduğumuz değerleri yeniden unutmadan, bunu bir milat kabul ederek çok değerli bir hayata kapı açalım hep beraber. Bence güzel bir işin altından kalktık. Bence unuttuklarımızı hatırladık. Bundan sonra da bunları hiç unutmadan yolumuza devam edeceğiz. Yeni güncellenmiş programda ne zaman karşınıza tekrar çıkarım Yoga Vakfı hesabından bilmiyorum. Ama ben Orkun bu arada, Orkun Kargöz. Hem Instagram Orkun Kargöz hesabından veya Zoom üzerinde yapmış olduğumuz derslerden benimle birlikte devam etmek istiyorsanız benimle irtibat kurabilirsiniz. Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Ben mutlaka size geri dönerim ve yolculuğumuza beraber yürümek istiyorsak devam ederiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Bunu da koyacağım şimdi. Şimdi yayın kapanmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.